Remzi, emin misin buralarda bir yerlerde televizyon kanalı olduğuna? Evet Katriye. Başvuru yaptım. Kabul edildi. Mirket, Necati, Şakir. Herkes bu yarışmaya geliyor. Şakir niye bizimle birlikte çıkmadı anlamıyorum ki. Mirket, Necati ve Şakir'i toplayıp arabasıyla getirecekmiş. Merak etme Kadriye. Hadi yürü. Galiba şuralar da bir yerlerde. Bir an önce gidelim. Nereden çıktı şimdi bu yarışmaya katılmak hiç anlamadım ki. Gel gel bak işte stüdyo burası. Geldim Remzi, ne bağırıyorsun? Aa Remzi bak, kamera burada işte. Ay Kadriye, hayatında ilk defa mı kamera görüyorsun? Ayol bütün gün elinde dolaşıyor. Saçmalama Remzi. Elimdeki akıllı cep telefonuyla bu kamera bir mi? Profesyonel baksana. Ay iyi gelmişiz bu yarışmaya. Çok iyi oldu benim için. Yalnız benim anlamadığım bir şey var Kadriye. Set ekibi nerede acaba? Onları bilmiyorum ama Şakir ufukta gözüktü. Anne geldiniz demek ki. Merhaba Remzi ve Kadriye ikilisi. Necati sen gelmesen olmuyor muydu acaba? Remzi ya baksana Kadriye bana yine ne diyor? Takılma Necati sen ona. Yarışma heyecanı işte. Geldim geldim. Arabayı anca park ettim. Nasılsınız bakalım? Yarışmaya hazır mısınız? Mirket bir tek sana güveniyoruz haberin olsun. Merhaba sevgili yarışmacılar. Programımıza hoş geldiniz. Remzi ya bu adam niye böyle sırıtıp duruyor? Ayrıca elinde niye bir tane müzik aleti var? Sizlere şöyle masaları alalım sevgili yarışmacılar. Ve birazdan sunucumuz da gelecek. Hazır olun. Allah Allah ne tuhaf adam değil mi Remzi ya? Siz onu bunu boş verin. Yarışmaya odaklanın. Mirket ben senin yanına oturmak istiyorum. Belki sana deyince bilgiler bana bulaşır. Necati saçmalama, bilgi bulaşıcı değildir. Hastalık mı bu Allah Allah? Bakın bakın karşıda bir tane barkovizyon açıldı. Kocaman televizyon. Ne güzel gözüküyor ama değil mi Remzi? Bu Necati de bir Remzi demeden duramıyor mu Remzi ya? Merhaba sevgili yarışmacılar. Programımıza hoş geldiniz. Ne? İnanmıyorum. Squid Game kızı değil mi bu? Nereden buldu bizi şimdi? Ama biz yarışma programına gelmemiş miydik? Baba, sen nereye başvuru yapmıştın? Biz nereye düştük şimdi? Hiç bilmiyorum Şakir. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi sizlerle çok eğlenceli oyunlar oynayacağız. Mesela şeker oyununa ne dersiniz? Şeker mi? Mirket, şeker dedi duydun mu? Bilgi yarışması değilmiş yani. Eyvah! Ya şekerleri kırarsak ne olacak peki? İşte o zaman benden günah gitti Necati Bey. Ama Allah için çok kibar kız ha. İlk olarak yarışmamıza Remzi Bey ile başlıyoruz. Buyurun Remzi Bey. Şekeriniz geliyor. Afiyet bal şeker olsun. Bu ne ya böyle? Sanki şekeri oturup yiyeceğiz ha. Ya kırarsam ne olacak peki? Baba kırmazsın merak etme. Küçükken horoz şekeri yemiyor muydu kırmadan? Evet evet Şakir doğru söylüyorsun. Yolla gelsin. Evet evet yapıyorum yapıyorum az kaldı sonuna geldim sanki. Hay Allah ya tüh kırıldı gördünüz mü? Remzi Bey maalesef oyun başarısız. Remzi acaba şimdi ceza ne olacak senin? Remzi Bey sizi şöyle karşı tarafa alalım. Nasıl yani şu tarafa mı? Aynen öyle ve cezanız geliyor. Anne, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Babam, muz oldu muz. Remzi biliyor musun? Çok lezzetli gözüküyorsun. He. Necati, aklımdan bile geçireyim deme. Tamam ya, ne kızıyorsunuz? Ama olmaz ki canım böyle. Ben şimdi nasıl eve gideceğim? Nasıl yürüyeceğim? Hay Allah ya, kafam kaşınıyor görüyor musun şimdi? Biliyor musunuz Remzi Bey? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ve sıradaki yarışmacımız Kadriye Hanım oluyor. Hadi bana şans dileyin bakalım. Geldim geldim. Ve işte Kadriye Hanım'ın şekeri de karşınızda. Yapıyorum yapıyorum. Az kaldı az kaldı. Hadi hadi biraz daha biraz daha. Ama hayır ya. En zoru bana düştü görüyor musunuz? Biliyor musunuz Kadriye Hanım? Bu da beni hiç ilgilendirmiyor. Eyvah Remzi ne yapacağım şimdi ben görüyor musun? Karşıya geçin efendim karşıya. Tamam geçiyorum şurası mı? İnanmıyorum. Nereden aklınıza geldi bu ya? Zamanında savaştığımız Bucu Bucu'ya benzedi. Anne. Canım annem benim. Olsun. Yeşil de sana çok yakıştı biliyor musun? Bucu Bucu'ya mı dönüştüm? Yemyeşil mi oldum? Bir zaman sonra geçer. Geçer değil mi herhalde? Kadriye Hanım tam 24 saat boyunca böyle kalacaksınız. Ve sıradaki yarışmacımız Mirket Bey. Hazır mısınız Mirket Bey?
Geldim geldim, geliyorum. Acaba beni neye çevireceksiniz çok merak ediyorum. Ama lütfen ya, en azından başım benim yerimde kalsın olmuyor mu acaba? Mirket Bey, şekeriniz geliyor. Evet evet, oluyor oluyor. Dikkatli bir şekilde yapıyorum. Biraz daha, biraz daha. Az kaldı, az kaldı. Hayır, hayır. Ben de başaramadım, görüyor musun? Ne yaptınız siz öyle ya? Yoksa başarısız olmamız için hepimize toz falan mı septiniz? Sizi de şöyle karşı tarafa alalım Mirket Bey. Korkmaya başlıyorum. Ne olacağım acaba şimdi? Nasıl Mirket Bey? Yeni halinizi beğendiniz mi? Tam da size yakışır şekilde oldu. Aa, Mirket amca, gerçekten de et oldu net. Dijital çağın dijital harfi. Neyse, idare edeceğiz artık. Ve sıradaki yarışmacımız acaba kim olsa kim olsa? Necati mi Şakir mi? Necati mi Şakir mi? Necati Bey, kamera sizde durdu. Tamam tamam, geliyorum. Acaba ben neye çevrileceğim? Onu da çok merak ediyorum. İşte şekeriniz de hazır Necati Bey. Şuradan da kır, buradan da kır. Aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan derken... Hayır! Şakir, görüyor musun? Ben de şekeri kırdım. Bucu bucu Necati, bucu bucu. Kadriye, ne diyorsun Allah aşkına ya? Anlaşılan kaybedenin aklından ne geçerse ona dönüşüyor. Necati abi, harika bir durum olarak karşımda duruyorsun. Acaba son yediğim mi yoksa bir gün önceki mi? Ay canım çekti vallahi. He. Dürümün de dürüm çekmesi çok ilginç gözüküyor doğrusu. Ve Şakir, son olarak sendeyiz. Hazırım hazırım. Bakalım yollayın gelsin. Bahtımıza ne çıkarsa artık. Şuradan kırıyorum, buradan kırıyorum. Biraz daha kırıyorum. Hayır ya, ben de kaybettim, görüyor musunuz? E kaybedince bizden günah gidiyor Şakir Bey. Şakir, dürümün yanında içilmiş bir teneke kutuya dönüştün. Fakat sence de iyi bir ikili olmadık mı? Sevgili yarışmacılar, yarışmamıza katıldığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıklar ötürü de birazcık özür diliyoruz. 24 saat boyunca böyle yaşamanız gerekiyor. Üzgünüz. En azından benim kollarımda kafam yerinde. Mirket, laf mı atıyorsun bana? Benim de lezzetim yerinde Mirket. Benim ne lezzetim, ne kollarım, ne kafam. Çöp bir teneke kutusu. Sıkıldım artık. Ben gitmek istiyorum. Zaten bu bucu bucu olmak bende sinir yaptı. Kadriye, yine yeşillendi fındık dalları. Necati bile böyle diyorsa kim bilir millet ne diyecek? Hayır! Necati! Buyurun benim.